Bargalı Mustafa senin yolunu gözlüyor. En kuvvetli Yeniçeri ben olacağım diyor. Yeni kaftan hazırlattım ona. Törene giderken onu giydirin. Hünkârım, benim o hususta bazı tereddütlerim var. Mustafa Yeniçeri ocağını görüp bir daha Şehzade Mektebi'ne gitmek istemezse diye korkuyorum. Malumunuz pek iştahlı değil mektebe karşı. Tez zamanda kılıç kuşanıp cenge gitmek onun arzusu. O ne demek öyle? Bir şehzadenin ocakta ders aldığı nerede görülmüş? Mustafa'ma olan düşkünlüğünü iyi bilirim Pargal. Lakin diğer şehzadeleri unutma. Mehmet'le Selim geliyor arkasından. Hünkârım, ben şehzadelerimizi nasıl ayırırım? Hepsinin yoluna canım feda. Mısır'dan Kadızade Mehmet Efendi'den yeni bir haber var mı? Ahmet Paşa neylermiş? Emirlerinizi ilettim. Bugünlerde haber bekliyorum. Ahmet Paşa ihmale gelmez. Mısır hele hiç gelmez. Ahmet Paşa'dan yana umudum yok. Bugün değilse yarın ihanetin içinde olacaktır. Eğer öyle vuku bulursa bundan kendimi mesul tutarım hünkârım. Mısır gibi önemli, değerli bir eyalete onu göndermeseydim diye düşünürüm. Ahmet Paşa Rodos gibi meşakkatli bir seferde seferaskerlik yaptı. Şimdi bu vazife onun devlete aliyeye olan sadakati açısından mühim bir imtihan. Velev ki bu imtihanı geçemezse o vakit bizzat gidip kellesini getireceksin bana. İnşallah icap etmez. Hünkârım, Matrakçı ve Leo ile beraber geldim saraya. Has bahçede beklemelerini söyledim. Eğer müsaitseniz. Elbette. Hürrem Sultan'a da söyleyin, o da gelsin has bahçeye. Hünkârım. Gel Hürrem'im, yaklaş. Nerede duracağım? Sen ne dersin Leo? Hünkârım, siz oturun. Sultan Hazretleri de sola arkanızda ayakta. Baba. Yağız delikanlı olmuşsun. Yeniçeri ocağı yiğit görsün. Aslanım. Heyecanlı mısın? Evet. Hünkârım, çocuklar beni merak etmişlerdi. Selim'i de halsiz bıraktım. Ben de hayli sıkıldım böyle hareketsiz oturmaktan. Leo, bugünlük bu kadar yeter. Başka vakit devam ederiz. Tamam. Matrakçı, sade bitmeden bir ara görmek isterim, ona göre.